BRT Haber Merkezi'nden mutlu günler, gün ortasına yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Bugün güzel bir gün, bugün özel bir gün. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir asra ulaşan Kurtuluş Yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her ilçesinde bucağında tören ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ise Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun BRT'den yaptığı konuşmayla başladı. Büyükelçi Feyzoğlu konuşmasında 100 yıldır coşkumuzu yürekten paylaşan, bayramımızı bizimle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Kıbrıs bizim için bir mesele değil, milli davadır diyen Büyükelçi Feyzoğlu, adadaki gerçekleri esas alan, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması ve Kıbrıs Türk halkının müktesep hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel hedeflerimizden biridir dedi. Saygıdeğer Kıbrıs Türk halkı, kıymetli vatandaşlarım. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu'nun BRT'den yaptığı konuşma ve 21 pare top atışıyla başladı. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla idrak ediyoruz. Büyükelçi Feyzoğlu, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları için yurt içinde ve yurt dışında tüm yıl boyu sürmesi planlanan pek çok kutlama planladıklarını, ancak Ocak ayında alevlenen coşkunun Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketiyle hazin bir burukluğa büründüğünü ifade etti. Yaşanan bu felaketin acısı hala derin ve taze. Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve şampiyon melekler takımımızın aziz hatıralarını bir kez daha yad ediyor. Başta aileleri ve yakınları olmak üzere tüm milletimize, Kıbrıs Türk halkına başsağlığı diliyorum. Onların hatıralarını onurlandırmak ve vatanımızı daha güzel yarınlara taşımak için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Büyükelçi Feyzoğlu, dünyayı ve uluslararası politikayı iyi okuyan, halkın kendi kaderini belirleme hakkına sonuna kadar inanan, yüce Türk milletine sonsuz güven duyan, bunu İstiklal Savaşımızda kanıtlayan büyük dahi Atatürk'ün 100 yıl önce milli egemenliğe dayanan, evrensel değerleri kültürel zenginlikleriyle harmanlayan, itibarlı, demokratik ve güçlü bir cumhuriyetle kendisine güvenen ve geleceğini inşa eden bir ülke yarattığını ifade etti. Büyükelçi Feyzoğlu, 100 yıl önce yurtta barış, dünyada barış ilkesi temelinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesinde ve çevresinde barış, güvenlik ve istikrar kuşağı tesis etmek için mücadele ettiğini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada demokrasi ve adaletin hakim kılınması için kararlılıkla, üstelik de çok zor bir coğrafyada bir istikrar timsali olduğunu kaydetti. Cumhuriyetimiz kökü bin yıllara uzanan devlet aklıyla, dünyanın her köşesinde mazluma uzanan şefkat eliyle, ikinci asrında yani Türkiye yüzyılında atalarımızı gururlandırmaya, gelecek nesillerimize daha adil bir dünya ve barış dolu bir gelecek hazırlamak için azami gücüyle gayret sarf etmeye devam edecek. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu üzere Türkiye yüzyılı olacağına ve bu gerçeğin tüm dünya tarafından tasdik ve takdir edileceğine yürekten inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda çalışan ve Türkiye yüzyılı vizyonu etrafında kenetlenen herkese selam olsun. Yüzyıldır coşkumuzu yürekten paylaşan, bayramımızı bizimle birlikte kutlayan Kıbrıs Türk halkına bir kez daha yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
Türk milletinin tarihi boyunca boyunduruk altında yaşamayı kabul etmediğine de vurgu yapan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi, bu yüce milletin üyelerinin 1963-74 yıllar arasında adada yaşanan zulme karşı da direndiğini, birlik ve beraberlik içerisinde uluslararası toplumun uyguladığı çifte standartlı yaklaşımlara rağmen bekasını koruduğunu ve varlığını pekiştirdiğini kaydetti. Kıbrıs bizim için bir mesele değildir. Kıbrıs bizim için milli davadır. Meseleler zamanla yorar. Milli davalar ise davaya inananları her daim güçlü ve kararlı kılar. Bizler dinlenmemek üzere yola çıktık. Yorulmak nedir bilmeyiz. Bu çerçevede adadaki gerçekleri esas alan, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılması, Kıbrıs Türk halkının müktesef hakkı olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün tescili temel hedeflerimizden birini teşkil etmeye devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası çağrıları ve desteğiyle son dönemde gerek ikili gerek uluslararası teşkilatlarla ilişkiler bakımından büyük ivme kaydedilmiştir. Türkiye yüzyılında şüphesiz bu konuda da nice hak edilmiş başarılara hep birlikte imza atacağız. Türkiye yüzyılı aynı zamanda Kıbrıs Türkünün de yüzyılıdır. İçinden geçmekte olduğumuz, dünyanın ard arda ortaya çıkan doğal ve doğal olmayan afetlerle sarsıldığı dönüşüm çağında birlik ve beraberliğimizin muhafazası her zamankinden önemlidir. Bu duygu ve düşüncelerle saygılarımı sunuyor, sonsuza dek var olacak olan Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü gururla kutluyoruz ve ortağız. Cumhuriyet'in 100. yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde de tören ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. İlk tören Lefkoşa Atatürk Anıtı önündeydi. Anıt özel defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Büyükelçi Metin Feyzoğlu Türkiye yüzyılının Türk yıl yüzyılına dönüşmesi temennilerini paylaştı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Metin Feyzioğlu anıt özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterine şunları yazdı. Tarihte pek az olay kendinden sonra gerçekleşecek olayları belirlemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı işte bugün 100 yıl sonra baktığımızda anlıyoruz ki bu büyük olaylardan biridir. Yıkılan Osmanlı Devleti toprakları üzerinde yayılmacı devletlerin ve büyük güçlerin oynadıkları bütün oyunlara karşı direnen ve bekasını sürdürme gücünü gösteren yüce Türk milletinin Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde yürüttüğü Kurtuluş Savaşı ve bunun son merhalesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanı askeri, diplomatik ve siyasi bir zaferdir. Bugün 100. yılını kutlayan Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlık benim karakterimdir diyen Büyük Atatürk'ün Türk milletinin ruhundan süzerek çıkardığı bu haslet üzerine kuruldu ve yaşamaya devam edecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türk'ü olarak bizler Anadolu'dan Kıbrıs Adası'na gelirken içimizde taşıdığımız bu bağımsızlık ateşini hala canlı, hala diri tutmaya devam ediyoruz. Türk'ün Orta Asya'dan bir kısrak başı gibi Anadolu'ya girişine kadar ruhu bunun özü olan bu bağımsızlık ve özgürlük nosyonu İstiklal Marşımızda da hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım dizesiyle Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden de dile getirilmişti.
Bugün yanı başımızda teknolojisiyle yarına ilerleyen, savunma olanaklarıyla güven veren, varlığıyla huzur sağlayan anavatan Türkiye, hem bölge hem de ülkemiz için vazgeçilmez bir istikrar unsurudur. Kore'den Kıbrıs'a, Libya'dan Karabağ, Filistin'den Bosna'ya her anlaşmazlıkta doğrudan, haklıdan ve haktan yana olan Türkiye Cumhuriyeti'nden biz nasıl Kıbrıs Türk'ü olarak razıysak, Allah'tan da Türkiye Cumhuriyeti'nin başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm liderlerinden razı olmasını dilerim. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eder, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye Yüzyılı'nın tüm soydaşlarımızla birlikte bir Türk Yüzyılı'na dönüşmesini temenni ederim. Kıbrıs Türk'ü sizlere minnettardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da anıt özel defterine şunları yazdı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bizlere bıraktığınız en yüce eseriniz olan Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü, bu anlamlı günü kendi bayramları bilerek benimseyen Kıbrıs Türk kardeşlerimizle birlikte kutlamanın sevinç ve heyecanıyla manevi huzurunuzda bulunmaktan şeref duyuyorum. Dünyamızın zorlu zamanlarla karşı karşıya kaldığı günümüzde kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinin muhafazası bölgemizde ve dünyada adalet, refah, barış ve istikrarın sağlanması için vazgeçilmez bir hale gelmiştir. 100 yıl önce dünyayı ve uluslararası politikayı iyi okuyan, halkınızın kendi kaderini belirleme hakkına sonuna kadar inanan, bunu İstiklal Savaşımızla kanıtlayan siz, milli egemenliğe dayanan evrensel değerleri kültürel zenginlikleriyle harmanlayan, itibarlı, demokratik ve güçlü bir cumhuriyetle kendisine güvenen ve geleceğini inşa eden bir ülke yarattınız. Bize emanet ettiklerinizin sorumluluğuyla Cumhuriyetimizin ikinci asrının Türkiye yüzyılı olacağına yürekten inanıyoruz. Bu yüzyılda da daha adil bir dünya ve barış dolu bir gelecek için azami gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 100. yılını büyük bir coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin bekası ve ülkemizin bağımsızlığı için canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm kahraman vatan evlatlarıyla gazilerimizi saygıyla selamlıyor, aziz şehitlerimizi şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun. Başkent Lefkoşa'da saat 16'da ise dere boyunda kortej gerçekleştirilecek. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'nde de saat 19'da resepsiyon düzenlenecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla diğer tüm ilçeler ve bucaklarda da tören ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Ve şimdi Türkiye'ye dönüyoruz. Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamalarının kalbi Ankara'ya bakıyoruz. Yapılan etkinliklerin, verilen mesajların detaylarını da Beret Ankara muhabiri Bülent Göksan'dan alacağız. Kendisi şu an hatta. Evet Bülent, oradaki gelişmelerin detaylarını senden alabilir miyiz? Evet Canev, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 100. kuruluş yıl dönümü. İlk tören saat 11'de Anıtkabir'de düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devlet erkanı ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı yolun yürüyüşünden sonra mozoleye çelenk koydu ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek anıt özel defterini imzaladı. Şunları yazdı Recep Tayyip Erdoğan deftere: Aziz Atatürk, milliyetçi en büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümüne ulaşmanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. Tarihimizin bu en önemli dönüm noktasında zat halinizi, silah arkadaşlarınızı gözlerinizi kırpmadan şehadete koşan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarlarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi tarihin en büyük yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak ittifak ortaklarımızla, milletimizle birlikte Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye yüzyılı ile taşlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun ibarelerini yazdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Kimler katıldı törene diye biz sayacak olursak, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Yardım Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Yüksek Yargı Organları Başkanları, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da bu devlet törenine katıldılar. Canım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş 29 Ekim bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında Cumhuriyet'in banisi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bütün isimsiz kahramanları saygı ve minnetle yad ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi. Aziz milletimizin tam bağımsız Türkiye'nin inşası ve muhasır medeniyetler seviyesine ulaşması doğrultusunda gösterdiği inancı ve çabayı, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılıyla taşlandırma gayreti içindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak her alanda çok büyük mesafeler kat ederek geldiğimiz bu noktada hakkın, iyinin ve güzelin hakim olması için mücadele etmeye devam edeceğiz. Nice yüzyıllara ifadelerini kullandı. Numan Kurtulmuş, dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve diğer bakanlar da tebrik mesajlarını Türkiye Cumhuriyeti'ne, Erdoğan'a gönderdiler. Bundan sonraki törenler nasıl olacak diye bakacak olursak Caner, 1. Meclis binasında şu sıralarda bir Seymenlerin gösterisi, Ankara Seymenlerin gösterisi var. Aynı saatlerde Mehteran Birliği, Türk Silahlı Kuvvetleri Karma Bandosu ve Azerbaycan Askeri Bandosu konseri şu sıralarda yapılacak. Saat 14.30'da Türkiye saatiyle 14.30'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden Ulusa Cumhuriyetimizin 100. yılı geçit töreni düzenlenecek. Bu Solo Türk gösterisi yapılacak. Devlet tiyatroları da 100 yıllık Destan Ateş oyunun premierini gerçekleştirecekler ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da konser verecek. İstanbul ayağına bakacak olursak etkinliklerin, Atatürk Kültür Merkezi Maziden Atiye Türkiye 100 yılı gösterim alanı kurulacak. Bu alanda Üsküdar, Taksim, Bakırköy meydanlarında, Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı'nda ve Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla özel etkinlikler düzenlenecek. Yine orada da Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün gösterileri gerçekleştirilecek. Boğaz'da da Türkiye Cumhuriyeti Anadolu'nun en önde yer alacağı, geminin yer alacağı, savaş gemisinin yer alacağı 100 savaş gemisi 17'de Boğaz'dan geçit gerçekleştirecekler. 101 pare top atışı yapılacak ve saat 19.23'te Cumhurbaşkanı Erdoğan 100. yıl mesajını okuyacak. Saat 19.50'de de Şehitler Köprüsü'nde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2023 drone ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak Cari. 29 Ekim törenlerinin detayları şu saat itibariyle böyle. Sözü sana bırakıyorum. Evet Bülent, kolaylıklar diliyorum. Tabii ki BRT ekranlarından senin aracılığıyla bu muhteşem gösterileri ve etkinlikleri izleyicilerimizle paylaşacağız. Teşekkürler. Evet şimdi de sıradaki haberimizle devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. Tatar mesajında güçlü Türkiye'nin güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demek olduğuna vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi. Türk ulusunun gururu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun ilham kaynağı, yegane garantörümüz, kardeş devletimiz, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yaşını hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyet, emperyalizme karşı duruşun, azmin, kararlılığın, fedakarlığın ve egemenliğin sembolüdür. Aziz Türk ulusu, Kurtuluş Savaşı'nı imkansızlıklar ve yokluklarla, özünden ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeden kazanmıştır. Atatürk'ün izinden yürüyen Türk ulusu, şimdi de her ferdiyle Türkiye'yi gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıma çabası vermekte, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yeni bir Türk yüzyılına imza atmaktadır. Anavatan Türkiye, Kıbrıs konusundaki haklarımızın korunmasında, haklarımızın elimizden alınmasının engellenmesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde güvenli bir ortamda yaşamamızın güç kaynağı ve teminatıdır. Türkiye Cumhuriyeti liderliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile kardeşliğini her platformda hiç çekinmeden söylemekte,
yeni siyasetimize olan desteğini üzerine basa basa ifade etmektedir. Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Büyük Önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İstiklal Harbi'nin zaferle taçlandırılmasını sağlayan kahraman komutanlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vatansever üyelerini rahmetle yad ederim. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik eder, Cumhuriyet'in 100. yılında Türkiye yüzyılının tüm soydaşlarımızla birlikte bir Türk yüzyılına dönüşmesini temenni ediyorum. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Töre mesajında Büyük Önder Atatürk'ün kararlı ve mücadeleci ruhunun Kıbrıs Türk'üne ve dünya uluslarına her zaman örnek teşkil ettiğini kaydetti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Türk yüzyılını inşa etmek için ana vatanla birlikte yürümeye devam edeceklerini vurguladı. Töre, 100 yıl önce sağlam temellerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yılda daha da gelişip ilerlemesi ve güçlenmesi dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten duygularla kutladığını kaydetti. Töre mesajında şu ifadelere yer verdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş ve güçlü bir ülke kurmak için halkıyla birlikte başlattığı özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin cumhuriyetle taçlandırılmasının 100. yıl dönümünü gururla kutluyoruz. Büyük Önder Atatürk'ün kararlı ve mücadeleci ruhu ve Anadolu'daki Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma, Kıbrıs Türk'üne ve dünya uluslarına her zaman örnek teşkil etmiştir. 100 yıl önce sağlam temellerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen yılda daha da gelişip ilerlemesi ve güçlenmesi dileğiyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi ve halkımız adına en içten duygularımla kutlarım. Türk yüzyılını inşa etmek için ana vatanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Başbakan Ünal Üstel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yaşını şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten kutluyorum dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Başbakan Ünal Üstel, tarihte görülmemiş bir azmin, mücadelenin ve cesaretin sonucunda kazanılan Kurtuluş Savaşı'nın bir tezahürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yaşını şahsı ve Kıbrıs Türk halkı adına yürekten kutladığını belirtti. Üstel mesajında şu ifadelere yer verdi. Türk halkının ve Türk gençliğinin her zaman olduğu gibi bundan böyle de Cumhuriyet'in temel niteliklerine kararlılıkla sahip çıkarak onu demokratik ve layık yapısıyla geleceğe taşıyacaklarına duyduğum inanç tamdır. Güçlü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında her alanda gösterdiği başarı ve ilerleme Kıbrıs Türk halkı adına da sevinç ve gurur kaynağıdır. Bir asır önce ortaya konan istiklal mücadelesiyle mazlum tüm halklara örnek olan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesine de ilham kaynağı olmuş, halkımız bu şuurla başlatılan varoluş mücadelesinin sonunda kendi cumhuriyetine kavuşmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin her geçen gün yükselen ve parlayan yıldızı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla kucaklaşma ve gelecek yolculuğunu da aydınlatan bir ışık olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin her yerde ve her alanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin yanında durması, Kıbrıs Türk halkına da güvenle geleceğe yürüme cesareti vermektedir. İki devlet, tek millet şiarına uygun olarak verilen bu samimi destek, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile sarsılmaz birlikteliğimizi daha da pekiştirmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkı arasında her gün daha da gelişen ve güçlenen gönül köprüleri sayesinde inanıyorum ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye yüzyılının ortak bir paydaşı olacak ve en kısa sürede dünya ile kucaklaşarak dünya devletleri arasındaki hak ettiği yeri alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını ve milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı gönülden kutluyor. Bu vesileyle bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte İstiklal Harbi'ni zaferle taçlandıran kahramanlarımızı yad ediyor. Bağımsızlığımız uğrunda toprağa düşen aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimizi minnetle anıyorum. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan sonsuz inancın tezahürü olduğunu kaydetti. Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve büyüklüğü bizleri gururlandırıyor dedi. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Ataoğlu mesajında, Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın gurur, coşku ve mutluluğunu Kuzey Kıbrıs olarak paylaşıyoruz diyerek, bu anlamlı günün Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en büyük sembolü olduğunu belirtti. 29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet'in Türk milletinin özgürlüğüne ve bağımsızlığına olan sonsuz inancının bir tezahürü olduğunu kaydeden Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası alandaki saygınlığı ve büyüklüğü bizleri oldukça gururlandırıyor dedi. Ataoğlu mesajında şunları kaydetti. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ulaşmanın gururunu yaşarken, Kuzey Kıbrıs olarak biz de bağımsızlığımıza ve cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam ediyoruz. Her iki ülke arasındaki kardeşlik bağları, dayanışma ve işbirliği geleceğe umutla bakmamıza olanak sağlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşku ve gurur içerisinde kutladığımız bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere tüm Türk milletine barış, huzur ve refah diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı'dan mesaj yayımlayarak kutladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Arıklı, inanıyoruz ki önümüzdeki 2. yüzyıl Türklerin yüzyılı olarak adlandırılacak, bir millet 7 devlet esasına dayanan Büyük Türk Birliği'ni kuracağımız yeni bir dönem olarak tarihe geçecektir dedi. Arıklı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak olan Türk Birliği'nin içerisindeki şerefli yerini alacağını belirtti. Arıklı mesajında şu ifadelere yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti, küllerinden yeniden dirilen, varlık ve yokluk mücadelesi veren yüce milletimizin, yüz binlerce şehidin kanıyla kazandığı istiklalin ardından kurduğu modern bir devletin adıdır. Bu aziz devletin kuruluşunun 100. yılını büyük bir mutluluk içerisinde kutluyoruz. İnanıyoruz ki önümüzdeki 2. yüzyıl Türklerin yüzyılı olarak adlandırılacak. Bir millet 7 devlet esasına dayanan Büyük Türk Birliği'ni kuracağımız yeni bir dönem olarak tarihe geçecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de Türkiye'nin öncülüğünde kurulacak olan Türk Birliği'nin içerisindeki şerefli yerini alacaktır. Ana vatanın 100. yaş gününü kutluyorum. Türk milletine modern bir devlet armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere 1071'den bu yana kanları ve canlarıyla Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Evet, dünyanın kalbi İsrail ve Hamas çatışmalarında İsrail uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetini artırarak sürdürüyor. İsrail'in Gazze şeridine gece boyunca düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in Gazze şeridine yönelik havadan, denizden ve karadan düzenlediği saldırılar 23. gününde devam ediyor. İsrail'in gece boyunca düzenlediği şiddetli saldırılarda 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in güneyindeki Refah kentinde bir evle kuzeydeki Beit Lahia'da düzenlediği hava saldırılarında 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Filistin resmi ajansı Vafa'nın haberine göre ise İsrail güçlerinin Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 57 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğununsa evleri yıkılan ve bu bölgelere sığınmış siviller olduğu aktarıldı. Gazze'nin batısındaki Şati mülteci kampına yönelik saldırılarda da onlarca kişinin öldüğü ve yaralandığı, çoğunun hala enkaz altında olduğu belirtiliyor. Yine Gazze'nin batısında bulunan Tel Hava mahallesinde de 6 katlı bir binanın bombalanması sonucu ölenlerin ve yaralananların olduğu ifade ediliyor. Gazze'nin Zeytun mahallesine düzenlenen saldırıda da en az 30 kişinin yaşamını yitirdiği, Cibaliya mülteci kampına yönelik saldırıdaysa 45 kişinin öldüğü veya yaralandığı aktarıldı. Bu arada Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmalarını istediğini ve sabahtan bu yana hastane çevresinin vurulduğunu duyurdu. Sayın seyirciler, Filistin Devlet Başkanı Muhammed Abbas, Gazze'deki Filistinlilerin tüm dünyanın gözü önünde soykırıma ve katliama maruz kaldığını belirterek, Arap ülkelerinin liderlerine İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının son bulunması için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. 3000'den fazla çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur diye soran Abbas, Birleşmiş Milletler'in Gazze'de çatışmaların durdurulmasının istendiği karar tasarısına rağmen İsrail güçlerinin kara saldırılarına geçtiğine ve Gazze'yi yoğun şekilde bombaladığına dikkat çekti. Bismillahirrahmanirrahim. Filistin resmi haber ajansı Vafa'ya göre Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu son gelişmeleri görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşan Abbas, Arap ülkelerinin liderlerine Filistin halkına ve davasına yönelik vahşi saldırıların durması, bölgesel ve uluslararası meydan okumalarla mücadele, Filistin halkının topraklarında kalması için gerekli olan her şeyin yapılması ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin topraklarındaki işgalin son bulması için olağanüstü toplantı çağrısında bulundu. Filistin davasının son derece zor günlerden geçtiğini vurgulayan Abbas, Gazze'deki halkımız tüm dünyanın gözü önünde soykırıma, İsrail güçlerinin katliamına maruz kalıyor dedi. İlk andan itibaren saldırıların durması için tüm çabayı sarf ettiklerini ve dünya liderleriyle yoğun iletişime geçtiklerini belirten Abbas, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Gazze'de acil, kalıcı ve sürekli bir insani ateşkes çağrısında bulunarak çatışmaların durdurulmasının istendiği karar tasarısına rağmen İsrail güçlerinin kara saldırılarına geçtiğine ve Gazze'yi yoğun şekilde bombaladığına dikkati çekti. Abbas, 3000'den fazla Filistinli çocuğun öldürülmesi karşısında nasıl susulur? Hastanelerin bombalanması karşısında nasıl sessiz kalınır? Bu vahşi yıkım ve sivillere yönelik toplu cezalandırma karşısında nasıl susulur? İfadelerini kullandı. Sayın seyirciler, büyük av mevsimi başladı. Avcılar sezon boyunca 13 gün avlanabilecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Avcılık Federasyonu'ndan verilen bilgiye göre büyük avda avlanma günleri 29 Ekim, 5, 12, 19, 26 Kasım, 3, 10, 17, 24, 27 ve 31 Aralık, 3 ve 7 Ocak 2024 tarihleri olarak belirlendi. Büyük avda sadece ova tavşanı, keklik, turaç, sülün, çulluk, bıldırcın, yaban güvercini, fassa,
cikla, karga ve saksağan avlanabiliyor. Büyük av mevsiminde bir avcı belirlenen her av günü için en fazla bir tavşan, 5 keklik veya turaç, 8 çulluk, 5 sülün, 8 fassa, 20 cikla olmak üzere toplamda en fazla 40 adet av hayvanı avlayabiliyor. Öte yandan Polis Genel Müdürlüğü büyük av mevsimi nedeniyle tüm bölgelerde avcı kontrolleri yapılacağını ve yasada belirtilen kurallara uymayanlar aleyhinde yasal işleme gidileceğini hatırlattı. Açıklamada ölü av hayvanı fotoğraflarını sosyal medya dahil sergileme ve yayınlamanın yasak olduğu da anımsatıldı. Sayın seyirciler, kış saati uygulaması saatlerin bir saat geri alınmasıyla başladı. Bakanlar Kurulu'nun resmi gazetede yayınlanan yaz saati emirnamesine göre 4'te saatler 1 saat geri alınarak 3'e getirildi. Emirnameye göre yaz saati uygulamasında 31 Mart 2024'te saat 3'te saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla geçilecek. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da özel bir konser vardı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Bahar Esintileri Korosu ve Gazi Üniversitesi Sultanı Yegah Korosu ortak konser verdi. Ankara'da gerçekleştirilen konser büyük beğeni topladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en seçkin korolarından Bahar Esintileri Korosu'yla Gazi Üniversitesi Sultanı Yegah Korosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle Ankara'da ortak konser verdi. Gazi Üniversitesi'nde yer alan ve kalabalık bir seyirci grubunun izlediği konserin birinci bölümünde Şef Bahadır Özüşen yönetimindeki Sultani Yegah Korosu sahne aldı. İkinci bölümde ise Şef Bahar Gökhan yönetimindeki Bahar Esintileri Korosu koristleri birbirinden güzel Kıbrıs şarkıları söyledi. BRT Haber Merkezi'nden gün ortasına yansıyan gelişmeler böyleydi. Yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basınç sistemiyle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak olan yurdumuzda hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek. Bugün gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 33, Girne'de 28, Alevkayası'nda 29, Güzelyurt'ta 31, Gazi Mausa'da 30, Lefke'de 28, Yeni Erenköy'de 27 ve İskele'de 31 derece dolayında olacak. Bu gece en düşük hava sıcaklığı Lefkoşa'da 19, Girne'de 21, Alevkayası'nda 19, Güzelyurt'ta 19, Gazi Mausa'da 20, Lefke'de 20, Yeni Erenköy'de 21 ve İskele'de 20 derece dolayında olacak. Yarın gündüz en yüksek hava sıcaklığı Lefkoşa'da 34, Girne'de 33, Alevkayası'nda 29, Güzelyurt'ta 34, Gazi Mausa'da 33, Lefke'de 31, Yeni Erenköy'de 32 ve İskele'de 34 derece dolayında olacak.
Bölgemiz denizlerinde hava parçalı bulutlu, rüzgar kuzey ve batı yönlerden 3 ila 4 kuvvetinde esecek. Deniz hafif, yer yer orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre dolayında olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.